Sen mi geldin? Sen nasıl bir insansın ha? Meryem Hanım. Nasıl oturuyorsun bu evde? Nasıl yemeğimizi yiyorsun? Nasıl uyuyorsun? Yalancının, sahtekarın tekisin sen. Meryem Hanım. Utanmıyor musun insanların kanına girmeye? Ha? Aynı böyle Kerem'in de kanına girdin. Onu da kandırdın. Sonra bana gelip tatlı sözlerle beni kandıracağını mı sandın? Meryem Hanım yapmayın artık ne olur. Ben öyle bir şey yapmadım. Sen nasıl bakıyorsun benim gözlerime? Yalancı! Oh, Meryem Hanım. Oh, oh. Tertemizdi. Gencecikti benim oğlum. Önünde uzun bir hayat vardı. Kendi ellerimle gömdüm onu. Mutlu musun? Ciddiyim. Bebeğim. Al bebeğim. Sen bir şeytansın. Karnındaki de bahanen. Hepsi para için, hırs için. Sen bir yuva yıktın. Oğlumu benden aldın. Beni ateşlere attın. Sen de yan. Daha beter ol. Sen de göm. Göm ki acı neymiş gör. Karnındakini kucağına almak nasip olmasın. Kendi ellerimle gömeceğim evladını. Sen de aynı acıyla yanacaksın. Selim ol. Kahraman anne ne olur yardım et. Kim söyletiyor lan bunları sana? Ha? Suçu Kerem'in üzerine at diye kim söylüyor sana? Kimse. Yeğenin istedi seni öldürmemi. Bana para verdi. Sonra da kendi kazdığı kuyuya düştü, tamam mı? Yalan söyleme lan! Yalan söyleme! İster inan, ister inanma. Kerem bana geldi. En mutlu anında indir, damatlığının içinde. Ben de orada olacağım dedi. Ben diyeceğim yeri zamanı dedi. Geline bir şey olmayacak dedi. Lan bak oğlum seni öldürdüm ha. Oğlum, sana bu emirleri veren it kim lan? Bana adını ver lan! Kerem dedik ya, Fuat'tan bulmuş beni. Düğünle ilgili bütün ayrıntıları anlattı bana. Beni o buldu. Tam 700.000 verdi bunun için. Trink saydı elime. Seni geberteceğim lan. Lan seni geberteceğim lan. Lan seni geberteceğim lan. Yeter. Sakin. Gülsüm ah, karıştırdın ortalığı. Ne yaptım abla? Meryem Hanım Elif suçluymuş gibi konuştun. O sinirle kim bilir neler dedi. Üf, kız ne halde acaba? Aman abla, en fazla 2 gram fazla azarlamıştır. Abartma sen de. Yok, benim içim rahat etmeyecek Gülsüm. Gidip bir bakayım. Özür dileyim Elif'ten. Gönül koysa yeri yani. Ay abla Allah aşkına ne yapıyorsun? Meryem Hanım bu sefer görürse ikimizi birden kovar vallahi ya. Kovarsa kovsun. Yazık değil mi gencecik karnı burnunda kıza? Tamam sen şimdi burada rahat rahat otur, ben gidip bakacağım. Tamam senin de için rahat etsin. Bir şey ister misiniz Meryem Hanım? Yok. O zaman ben bir Kıymet Hanımlara bakayım. Belki onlar ister. Herkes duyuyor Gülsüm. Sen işine bak. Tamam. Of, yüreğime bir taş oturdu kalkmıyor Ayşe. Kesin kızımın başına bir şey geldi. Yoksa şimdiye kadar çoktan açardı telefonunu. Anne, kocaman ev. Telefonu yanında değilse duymamıştır. Sultan abla kötü bir şey olsa çoktan haber gelirdi. O evde ne olacağı belli mi olur kızım? Yangın çıksa haber vermez onlar bize. Yok, ben gidip kendi gözlerimle göreceğim kızım. Anneciğim. Onlar yeni evliler. Belki baş başa kalmak istiyorlardır. Yemeğe çıkmışlardır belki. Hem saat çok geç oldu. Yatmıştır herkes. Sultan abla istersen bir daha arayalım Elif'i. Belki bu defa açar. Bir yerde unuttuysa falan biri cevap verir telefona. Olmadı Kahraman Bey'i ararız. Hadi ara ablanı bir daha. Avukatına anlatırsın dersin. Ben bilirim ne yapacağımı. Yormayın çenenizi. Ne yapacaksın Kahraman? Evdekileri anlatacak mısın bunu? Merhaba abla. Nasılsın? Oğluma bunu yapan bulunmadan iyi olmayacağım. Bulamadı polisler bir şey değil mi? Tabii sen de peşini bıraktın herhalde. Kerem kimin umurunda ki? Olur mu öyle şey abla? Kerem'in katili bulunacak. Bul o zaman Kahraman. Çünkü ancak o zaman içimin ateşi sönecek. İyi geceler. Kimin sebep olduğu ortada tabii. Neden bulasın ki? Elif. Elif, Elif, Elif uyan. Ambulans çağırın, hemen! Elif, Elif, Elif! Elif! Hemşire hanım, hemen NST cihazını hazırlayın. Erken doğum riski var. Ben de karımın yanında olmak istiyorum. Beyefendi, lütfen müsaade edin. Dışarıda bekleyin. Nasıllar? Bebekliği mi? Bilmiyorum anne. Allah'ın izniyle Elif'e de bebeğe de bir şey olmayacak. Allah'ım ikisini de gözet ya Rabbim. Ya anne, ben bu kızı size emanet etmedim. Böyle mi bakacaktınız ona? Ya ben gelmeseydim ne olacaktı? Odasından çıkmıyordu ki yavrum. Yani ne bilelim. Efendim? Kahraman, bu saatte rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın ama Elif'i aradım, açmadı. Benim de içime bir kurt düştü. İyi misiniz? Oğlum cevap versene, iyi misiniz? Elif iyi mi? Yanındaysa bir versene sesini duyayım. Hastanedeyiz biz. Elif'i getirdik. Doktorlar şimdi başında. Hastanede mi? Ne olmuş Sultan abla? Ne hastanesi anne? Ablama bir şey mi olmuş? Nesi var kızımın ha? Niye gittiniz hastaneye? Sultan anne bilmiyoruz. Şu an doktorlar içeride, çıksınlar. Ben sonra seni arar söylerim, olur mu? Hangi hastanedesiniz? Söyle, hemen oraya geliyorum. Ay Yakup keşke biz de gitseydik hastaneye. Gidip de ne yapacağız Şükran? Gereksiz kalabalık. Olur mu öyle şey canım? Ziya babam falan destek olurduk en azından. Hah. Kahramandır inşallah, iyi haber verir. Ölüm haberi gelir inşallah. Benim oğlum o kız yüzünden öldü. Onun da ciğeri yansın, daha beter olsun. Alo? Ne haber Şükran? Meryem'e ulaşamadım cebinden. Nasip sormak için aradım. Aa, Meryem iyi, gayet iyi Defne. Ay ama başımıza ne geldi bir bilsen. Ne oldu? Kahraman'a bir şey mi oldu? İyi mi? Yok yok, o gayet iyi. Kahraman Elif'i baygın bulmuş, apar topar hastaneye götürdüler. Niye, ne olmuş ki? Ay nereden bileyim Defne? Gebe kadın sonuçta. Her şey olabilir yani. Bir şey olmuş ki bayılmış. Allah korusun, gerçekten her şey olabilir. Allah Allah. Kahraman, Ziya babam, Kıymet annem hepsi hastaneye gittiler. Sen de bir git bak istersen. Merakta bırakma kendini. Kolaçan edersin etrafı. Kahramana destek olursun. Sağ ol tavsiyelerin için Şükran. Ararım sonra. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl? Hala her ikisi için de hayat tehlike devam ediyor. Ne demek şimdi bu? Erken doğum başlamış. Ama durdurmaya çalışıyoruz. Durumları kritik. Doğumu durdurabiliriz. Yalnız doğumu durduramazsak ikisinden birini kaybetme ihtimalimiz var ne yazık ki. Doktor bey, karıma da oğluma da bir şey olmayacak. Elinizden geleni yapın. Merak etmeyin. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ben gene buraya geleceğim. Size gerekli bilgiyi vereceğim. Siz şimdi birazcık yanlarına girebilirsiniz. Ama lütfen fazla kalmayın. Geçmiş olsun. Bebeğim. Bebeğim iyi mi? Bana bir şey söyleyin ne olur. Bebeğim iyi mi? Siz şimdi dinlenmeye çalışın. Allah. Allah'ım yardım et bana. Ne olur bir şey olmasın. Kahraman. Kahraman. Kahraman çok korkuyorum. Bana bir şey olursa ne yapacağım? Kahraman benim yüzümden. Bu nasıl laf öyle? Doktor söyledi. Hastanede yatman lazım dedi. Dinlemedim. İlaçları alırsam geçer sandım. Kahraman özür dilerim. Size hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Kendine suçlama. Hepsi geçecek. Toprak bizi bırakmayacak öyle değil mi? Gitmeyecek. Annesiyle babasıyla upuzun, huzurlu bir hayat olacak. Bir sürü kardeş olacak. Biz kocaman bir aile olacağız Elif. Hadi ağlama artık. Biraz dinle şimdi. Allah'a emanet artık ne diyeyim? Tamam. Ne diyor annem? Çiçeği ve karnı burnunda gelinimizin durumu neymiş? Elif'le bebeğin hala durumu kritikmiş. Doktorlar erken doğumu önlemeye çalışıyorlarmış. İlahi adalet. Herkes ettiğini bulacak. Kusura bakmayın. Bu saatte rahatsız ediyorum. Ya illa mühim haberleriniz vardır. Buyurun oturun. Evet. Teşekkürler. Emniyetten geliyorum. Kerem Bey'in katili yakalandı. Yakalandı mı? Kimmiş? Ne istemiş oğlumdan? Yakalandı mı? Soruşturma gizli yürütülüyor. Yarın daha net bilgi verebilirim. Yalnız katili Kahraman Bey yakalamış. Kendisi sevdi mi? Ya ne Kahraman ya? Ne yakalaması ya? Dedektif mi bu? Üstelik evde falan değil Kahraman. Emniyetten bu şekilde bilgi aldım. Hatta Celal Bey'in dükkanını da teslim etmiş katili polislere. Kahraman mı? Olamaz. Ne zaman yakalamış peki? Birkaç saat önce. Ama kendisi emniyete gitmemiş. Eve geldi, konuştuk. Oğlumun katilini yakaladın mı diye sordum, sustu. Hiçbir şey söylemedi. Anlıyorum. Ben de henüz kendisiyle görüşmedim. Soruşturma devam ettiği için bir şey söylememiştir. Tabii saklar. Soruşturmayı da gizli yürütecekler. Ama ben neden olduğunu çok iyi biliyorum. Hepsi o kız yüzünden. Karısı ya, koruyacak onu. Eh Kahraman, bunu da mı yaptın? Nereye Meryem? Hesap sormaya. Nasıl yani? Katilin yanına mı gideceksin? Evet. Koş Yakup, başımıza Meryem. Bir iş açacak. Meryem! Meryem! Kızım nerede? İyi mi? Doktor müdahale etti. Kahraman yanında. Odasında şimdi. İşte Kıymet Hanım ne oldu ha? Ne işiniz var burada? Kahraman telefonda bayılmış dedi. Nasıl kızım ha? Doktorlar ne dedi? Erken doğum riski varmış. Biraz tehlikeliymiş. Anneciğim yapma böyle. Ablama bir şey olmayacak. Ben kızımı yürüyeceğim. Dur. Evşan çok üzgün. Sizi böyle görmesin daha da üzülür. Biraz toparlayın kendinizi. Tamam. Ben bir hastanızın durumunu soracaktım. Elif Yörükhan. Birkaç saat önce acile kaldırılmış. Siz nasıl oluyorsunuz? Kardeşim yurt dışından arıyorum. Durumu kritik. Erken doğum riski var. Anladım. Teşekkürler. İyi akşamlar. İnşallah kurtulamazsın Elif. Oğlum. Nasıl Elif? Ağrıları var anne. Biraz dinleniyor. Ben bir gidip göreyim mi? Yok yok, gerek yok. Annesiyle kız kardeşi yanında. Sağ ol. Peki oğlum. Bu da geçer Kahraman. Torunumu kucağımıza alıp bu hastaneden çıkıp gideceğiz. İnşallah. Allah nasip ederse alacak nefesi, yutacak lokması olursa sen de kucağına alırsın yavrunu. Neden söylemedin bana Kahraman? Neden söylemedin? Meryem. Aklın fikrin o kadında değil mi? Ve karnındaki bebekte. O kadının ellerinde benim oğlumun kanı var. Ve senin umrunda değil. Abla lütfen. Lütfen. Burası ne yeri ne de zamanı. Hem yeter artık. Elif'in bir suçu yok. Öyle mi? Olsa söyler miydin sanki? Neler oluyor kızım? Hastanede hiç kavga edilir mi? Kahraman Kerem'in katilini bulmuş baba. Ama bize söylemiyor çünkü söyleyecek yüzü yok. Oğlum buldun mu katili? Neden susuyorsun Kahraman? Neden söylemiyorsun Kerem'in katilini bulduğunu? Öğrendin tabii Elif'in yüzünden olduğunu. Bize söylemiyorsun, saklıyorsun değil mi? Bence de öyle. Yakup. Bu günahla nasıl yaşayacaksın Kahraman, nasıl? Bir dur kızım, vardır bir izahı. İzahı var baba. İzahı Kahraman'ın evlendiği kadın benim oğlumun sebebi. Yapma kızım Allah aşkına. Bu günahla nasıl yaşayacaksın Kahraman, nasıl? Yakup, al götür kardeşini buradan. Burada konuşulacak mevzu değil bu. Peki baba. Gel. Bu günah dolanacak boynunuza hepinizin. Yanınızda kalmayacak bu. Kerem'in ruhu rahat bırakmayacak hiçbirinize. Meryem. Allah'ım aklımıza mukayyet ol. Kahraman, doğru mu Meryem'in dedikleri? Buldun mu Cani'yi? Buldun da niye hiçbirimizin haberi yok? O zaman ablan haklı. Söyleyemezdin baba. Neden? Neymiş adamın derdi? Ne istemiş Kerem'den? Of. Oğlum, senin bu halin hal değil oğlum. Hadi anlat bana. Kerem vuran adamın hedefi Kerem değilmiş baba. Hedef benmiş. Sen mi? O vakit bu bir iş meselesi. Başarını çekemeyen haris bir düşmanın. Hayır baba, hayır. Söyle oğlum, söyle. Her şeyi Kerem ayarlamış. Senden aldığı parayla da bir kiralık katil tutmuş baba. Beni öldürmesi için. Sen de babam da hala o kadının başında bekliyorsunuz anne. Hadi Kahraman kör, siz görmüyor musunuz? Her şeyin sebebi o kadın. Yavrum ne beklemesi? Kahramana destek oluyoruz. Doğurup eve getirecek o bebeği. Kerem'in ilk adımlarını attığı evimize, Kerem'in büyüdüğü eve. Kerem'in anılarını kirletecek. Benim oğlum toprak olmuşken o oğlumun toprağında filizlenecek. Anne ne olur yalvarırım. Yapmayın bunu bana, yüreğim dayanmaz. Defolup gitsinler ne olur. Seni böyle görmeye de benim yüreğim dayanmıyor. Hadi, hadi bin yavrum. Hadi bir tane. Hadi helak ettin kendini Meryemciğim. Hadi ağlama artık canım benim. Hadi, hadi. Aman Yakup. Mukayyet ol ya. Ben böyle bir şey ablama nasıl söylerim baba? Kerem beni öldürtmek istemiş, nasıl derim? Ben bunu kimseye söyleyemem baba. O kadar mı nefret etmiş? Senden, benden. İnsan evladı ailesine böyle bir şey yapar mı? Hem sen onun babası gibiydin. O sevgi nasıl karardı, nasıl yok oldu? İşte benim hafsalam bunu almıyor. Söylememekle iyi etmişsin oğlum. Bu sır ikimiz arasında kalsın. Bizimle toprak olsun. Böylece hiç kimse daha fazla üzülmesin. Ben de bu yüzden söyleyemedim ya. Eğer ablam bunu bilirse daha da yıkılır. Bırak bana kızsın, Elif'e kızsın, zamanla geçer ama Kerem'in dayısını öldürecek kadar içini kararttığını bilirse bu beni huzursuz eder. Eşinizi bir muayene edeceğim. Bakalım değişiklik var mı? Tabii. Allah'ım sen yardım et gariplere. Ablacığım ağla ağla helak ettin kendini. Olmaz bir şey, merak etme. Bizim yüzümüzden oldu olanlar Gülsüm. Meryem Hanım o sinirle neler dedi, kim bilir kıza nasıl bağırdı çağırdı. O da üzüntüden bu hale geldi. Of Gülsüm, yaptığını beğendin mi? Allah Allah, gene bana kaldı suç ya. Bence Meryem Hanım'ın ahı tuttu. Hem kendini de beni de suçlama artık. Elif de kendi etti kendi buldu. Yalan mı? Gencecik çocuk onun yüzünden öldü. Şimdi cezasını çekiyor işte. Kız sen ne zaman bu kadar vicdansız oldun? Ne suçu var garibim? Etme bulma dünyası işte. Sen böyle düşüneceğine aç ellerini de dua et Gülsüm. Dua et de Allah senin yüzüne baksın. Akıl fikir vicdan versin sana. Üzgünüm. Doğumu engellemeyi başaramadık. Bir şey mi oldu? Hayat tehlike hala devam ediyor. Her an bir açılma olabilir. Doğumu alabiliriz. İnanın ki biz elimizden geleni yaptık. İlaçların işe yaraması için dua edeceğiz. Geçmiş olsun. Ya ablama bir şey olursa biz ne yaparız? Allah korusun. Nazlı böyle konuşma. Elif'ime hiçbir şey olmayacak. Hadi, hadi siz gidin. Ben burada beklerim. Bir şey olursa haber veririm. Hadi. Burada bir başına olur mu oğlum? Olur anne, olur. Bak babam çok yorgun. Hadi gidin siz. Hayır, ben kızımı hayatta bırakmam. Ben de burada kalıyorum. Nazlı, yarın sabah okul var. Hadi sen bir taksiye bin de eve git çocuğum, hadi. Hadi bizim çocuklar bırakırlar seni okula. Hadi yavrum. Hadi babam, hadi gidin. Tamam oğlum, gel kızım. biz gün yüzü görmedik oğlum. Kader bize gülmedi. Onlara da gülmeyecek. Seni benden ömrünün baharında alanlar cezasını çekecek. Bir şey olmasın. Kahraman bir şey olmasın, olma bir şey olmasın. Ona bir şey olursa ölürüm. Ben de yaşayamam, ölürüm. Şşt, Elif yeter. Böyle şeyler düşünme. İkiniz de iyi olacaksınız. Söz ver. Bir şey olursa onu seçeceksin. Oğlumuzu yaşatacaksın, söz ver. Elif yeter. Bak beni de sinirlendiriyorsun. Doktorlar elinden geleni yapıyorlar. İkinize de hiçbir şey olmayacak. İyi misin Elif? Çok kötü. Doktor! 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 Kahraman gitmez dışarı alın. Doğum başlamış. Acil doğumhaneye hazırlayın. Kahraman, kızım nasıl? İyi, merak etme. Doktorlar başladı. Elif'im! Kahraman! Başlamıştır. Doğumhaneye gidiyoruz. Doktor bey. Hayret. Nasıl bırakıp geldiniz sevgili gelininizi? Kızım, yakışmıyor sana böyle yapmak. Kızcağız orada can çekişiyor. Ben de can çekişiyorum baba. Meryem, sen yatsana kızım. Dinlenirsin azıcık. Kara haber beklerken uyku tutmaz beni. Tövbe de kızım. O nasıl laf öyle? İnsaf et biraz. Bana kim insaf etti baba? Ha? Ne sen, ne annem, ne kahraman, hiçbiriniz insaf etmediniz. Ne bana, ne Kerem'e insaf etmediniz. Ama ilahi adalet işte. Herkes bedelini ödeyecek. Yeter Meryem. Aklını başına devşir. Yukarıda Allah var. Günahtır. Baba, Meryem'i de anlamak lazım. Aklı selim olan herkes eğriyi doğruyu bilir. Bilmeden, etmeden günaha girmeyin. Tamam. Acımız büyük, lakin takdiri ilahi. Hepimizin yüreği yanıyor. Ama başkalarından öç almak, Kerem'i bize geri getirmez. Sadece başka yürekleri de yakar. O yüzden ona göre davranın. İşte o kadar. Ne oldu sana be kızım böyle? Benim pamuk kalpli, yufka yürekli kızım. Bu laflar ağzına da gönlüne de yakışmıyor. Evladının acısı taze. Bu yüzden sağlıklı düşünemiyorsun. Kahraman da, o kızcağız da Kerem'in saçının teline zarar gelsin istemezdi. Hiçbirimiz istemezdik. Tamam baba, tamam. Kerem'i ne kadar sevdiğini şimdi anladım. İşte bu kadar. Kahraman, bana müjdeli haber ver. Kızım nasıl? Torunum? Gözün aydın Sultan anne. Elif de iyi, oğlum da iyi. Allah'a şükürler olsun. Rabbim kızımı torunumu bize bağışladı. Bir oğlum oldu. Ben artık bir babayım. akşamlar. Ben kardeşimin durumunda bir değişiklik var mı onu soracaktım. Elif Yörükhan. Bir saniye bekleteceğim. Tamam. Gözünüz aydın. Kardeşiniz doğum yapmış. Kendisi de yeğeniniz de gayet iyi. Allah kahretsin. Doktorun yazdığı ilaçları verdim. Uyur birazdan. Kıymet Hanım, müjdemi isterim. Kahraman mı aradı? Doğurmuş bu gelin. Evet, ikisi de çok iyiymiş. Ay şükürler olsun. Duydun mu Ziya Bey? Allah dualarımızı kabul etti. Bin şükür Mevlana, bin şükür. Aysel, kahramanların odasını elden geçiriverin. Bebek için ne eksikse tamamlayın. Ha, yarına da loğusa şerbetiyle hoşafı hazır edin. Geline iyi gelir. Tamam Kıymet Hanım. Davul zurna da çaldıracak mısın? Ha? Kurban da kestirecek misin anne? Kızım, adet neyse onu yapıyoruz. Peki. Siz oğlumun yasını tutmayın. Yapma böyle güzel kızım. Ne olur yapma. O Sabi'nin ne günahı var. Hem senin de yaralarına iyi gelir. Hepimize iyi gelecek inşallah. İstemez. O bebek benim yüreğimdeki yarayı deşmekten başka bir işe yaramayacak. Onu göreceğime ölürüm daha iyi. Meryem nereye gidiyorsun yavrum? Of Allah'ım of. Kadar küçük. Küçük bebekler daha çabuk serpilip büyür. Sağlıklı doğdu ya. Bu da yeter. Elif nasıl? Odasına ne zaman çıkacak? Gayet iyi. Birazdan alacağız. Şimdi ben bakacağım bebeğe. Benden sonra yeni doğan doktor gelip muayene edecek. Fakat içine zahat etsin diye söylüyorum. Sağlığı gayet yerinde. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu Meryem'in hali hal değil Kıymet Hanım. Böyle isyan etmekle olmaz. Anlamak gerek. Lakin en büyük zararı kendine veriyor. Ah canım, ah canım. Bir hal çaresi bulmamız lazım. Ne yapsak ki? Kahramanlara git demek olmaz. Meryem böyle. Bilemedim. Bu durumu sindiremeyecek belli ki. Bir müddet gitse mi acaba? Ha? Bir yere mi göndersek? Nasıl olacak o iş? Nereye gidecek bir başına? Hatay. Hatay'a gönderelim. Halasının yanına. Bedia çok iyi bakar ona. Kendini toparlar belki biraz Ziya Bey. Siz yatmadınız mı hala? Sen bu haldeyken nasıl yatalım güzel kızım? Ben iyiyim. İyi geceler. Sana da iyi geceler. İyi geceler yavrum. Kahraman bebeğim nerede? Niye getirmiyorlar onu? Merak etme. Yeni doğan servisinde. Gayet iyi, sağlıklı. Şimdi çocuk doktoru bakıyordu biz gelirken. Az sonra gelir, her şeyi anlatır bize. Merak etme. Olsun, ben yine de göreceğim. Güzel kızım. Biz bebeğin yanındaydık. Bebek gayet iyi. Hep kötü bir şey olsa bizim yüzümüz böyle güler mi? Ha, şöyle. benim kınalı kuzum anne olmuş da yavrusunu mu merak edermiş? Kurban olurum seni veren Allah. Gözünüz aydın. Geçmiş olsun, gözünüz aydın. Bebeğim nasıl? Bebeğiniz gayet sağlıklı. Erken doğmasına rağmen bütün organları tamamen gelişmiş. Boyu da kilosu da gayet iyi. Çok şükür. Peki o zaman neden yeni doğan servisine niye getirmiyorlar buraya? Tamamen tedbir amaçlı. Sadece bu gece kalacak. Yarın yanınıza alabilirsiniz. Birazdan da görebilirsiniz. Acıkmıştır da zaten. Siz de gayet iyisiniz. Önce her ikisi de bizi çok korkuttu ama sonra başarıyla üstesinden geldiler. Hemşire hanım da size birazdan emzirme konusunda yardımcı olacak. Tekrar gözünüz aydın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun. Anne mi oldum şimdi ben? Evet. Toprak mı kokacak her yer Kahraman? Elif, sen beni bugün dünyanın en mutlu adamı yaptın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.